Merhaba arkadaşlar, ben Ünal, Japon balıklarım ve muhabbet kuşlarımla yeniden karşınızdayız. Bugün arkadaşlar sizlerin isteği üzerine Japon balıklarıyla hangi balıkları besleyebiliriz bu konuya değinmeye çalışacağım. Bu arada arkadaşlar muhabbet kuşlarımda bu en son ürettiğimiz muhabbet kuşunun yavruları. Hatırlarsanız sizlere kuluçka süresini göstermiştim. Şöyle elim almaya çalışırsam. Evet, o da şu anda gelmiyor. Bunların yavruluk hallerini göstermiştim sizlere. Kuluçka içerisinde. Yavrumuz da bu arada işledi. Hafiften bir ishal durumu da söz konusu. Tabi canlı oldukları için böyle şeyler yaşanabiliyor arkadaşlar. Bunların küçük hallerini göstermiştim. Henüz tüyleri çıkmamış hallerini. Şu anda gördüğünüz gibi genelde yeşil tonları hakim. Diğer yavrular da sarı ya da yeşil tonlarında. Şu yavrumuzu da çok beğendim. Böyle doğal hallerinde, doğal renklerinde oldu bu muhabbet kuşumuzda. Bunu da beslemeyi düşünüyorum. Ancak şu yavrumuz da çok sakin. Tabii sakin olduklarına aldanmayın. Henüz küçük oldukları için sakin. İçeridekilerin çoğu kaçmaya çalışıyor. Toplamda 6 tane yavrumuz var. 4 tanesi biraz daha hareketliler. Bu ikisi ise uysal olduğu için sizlere de göstermek istedim. Şimdi akvaryum içerisinde iki tane Japon balığı görüyorsunuz. Bir tanesi turunculu beyaz erkek olan, tam turuncu olan da dişi balık. Bunlar arkadaşlar normal beslemiş olduğumuz küçük Japon balıklarının annesi konumunda. Yani üreyebilecek yaştalar. O yüzden aldım zaten. Önümüzdeki günlerde de bunları üretmeyi düşünüyorum. Zaten erkek de dişiyi kovalıyor. Yani her an bir yavru olabilir. Sizlere sağımını falan da göstereceğim Japon balığının, başarılı olursa. Şimdi diğer balıklarda Japon balıklarını aynı akvaryum içerisinde besleyemiyoruz. Bunun da farklı nedenleri var. Isı farklılığı. Japon balıkları diğer beslemiş olduğumuz, piyasada rahat bulabildiğiniz melek balığı, canlı doğuran türler, platylepistes tarzındaki balıklar ya da beslemiş olduğunuz neon balığı gibi, ciklet balığı gibi balıklara göre daha soğuk suları seviyorlar. Isı gereksinimleri 22-23 derece Japon balıklarının, diğer beslemiş olduğumuz balıkların büyük çoğunluğu ise 26-27 derece gibi sıcak suları seviyorlar. Birincisi ısı farkından dolayı Japon balıklarıyla diğer balıkları aynı akvaryum içerisinde besleyemiyoruz. Bir diğeri ise Japon balıkları ağızlarına sığabilen her türlü canlıyı, eğer ağızlarına sığabiliyorsa ve açlık durumu da söz konusuysa arkadaşlar, yiyebiliyorlar. Şimdi bu boyuttaki bir Japon balığının içerisine ya da şu boyutlarda arkadaşlar, şöyle küçük Japon balıklarınızın içerisine neon balığı mesela küçük bir balıktır ya da küçük lepistes balıkları, plati balıkları koyarsanız muhtemelen yanlışlıkla yeme durumu söz konusu olabilir. Onu yem olarak görüp tüketebilecektir Japon balıklarınız. Şimdi bunların yanına bunlardan büyük balıklar koyarsanız, mesela melek balığıyla besleyen bazı arkadaşlar var. Çok iyi geçiniyor diyorlar ama şimdi melek balıkları da bu Japon balıklarının kuyruklarını ısırmaya çalışabilir. Japon balıklarını strese sokabilirler. Yani bu tarz boyuta göre yeme durumu olabiliyor. Küçük balıkları Japon balıkları yiyebiliyor. Kendinden büyük balıkları koyarsanız da o balıklar Japon balıklarınızın kuyruklarını tüketebilirler. Bazı arkadaşlar Pangasius balığıyla besliyor. Pangasius da yine piyasada çokça bulabileceğiniz köpek balığı türüdür. O balıklar arkadaşlar biraz hareketli balıklar. Japon balıklarına göre akvaryum içerisinde daha çok hareket ediyorlar. Ve onun bu hareketi de Japon balıklarınızı strese sokabilirler. Japon balıkları serbest yüzen canlılar. Yani çok rahat canlılardır. Ve bunun içerisine çok hızlı hareket eden bir balık türünü koyacak olursanız da muhtemelen Japon balıklarınız strese girecektir. Bir de Japon balıkları serbest yüzmeyi çok seviyorlar. Yani akvaryum içerisinde hiç dekor bulundurmanıza gerek yok. Sadece kum koymanız balıklarınızın serbest yüzme alanı ihtiyacını karşılayacaktır. Gördüğünüz gibi şu anda yavaş bir şekilde serbest olarak yüzüyorlar. Tropikal türler, bu neon balıkları, tetra balıkları, plati balıkları gibi balıklar genelde bitkili akvaryumlarda yaşıyorlar. Bu balıklar da düz sularda yaşadığı için bitkili akvaryuma koyacak olursanız Japon balıkları akvaryum içerisindeki bitkileri tüketeceklerdir. Ve sürekli bitkilerin arasında, yani rahat yüzmelerini engeller bitkili akvaryumlar. Diğer balıkları da boş akvaryumlara koyarsanız bunlar onların adapte olabilmesini de engelleyen durumlar. Yani ciklet balığı türleriyle de besleyemiyoruz Japon balıklarını. Ciklet balıkları saldırgan ve etçil türler olduğu için çoğunluğu bu balıklara rahat vermeyecektir. Otçul olsa bile arkadaşlar
diğer balık türlerini barındırmıyor ciklet balıkları. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bir diğer husus ise Japon balıkları çok hızlı tüketiyorlar. Bu akvaryum yüzeyine yem attığınız zaman Japon balıkları onu hızlı bir şekilde yemeye başlıyorlar. Pangasius balığı var mesela, genelde dip yemleriyle beslenir. Bu Japon balıklarına vermiş olduğunuz yemleri kısa sürede bitireceği için balıklarınız, diğer balıklar aç kalabilirler. Yine Lepisthes tarzındaki balıklar da yavaş yem tüketen balıklardır. Yaprak yemleri tüketiyorlar akvaryum içerisinde. Ve bu balıklar o yemleri hızlı bir şekilde tüketeceğinden dolayı diğer balıklarınızın aç kalma ihtimali de var. Yani kısacası Japon balıklarını bu tüm faktörleri göz önünde bulundurduğumuz zaman tek beslememiz en mantıklısı. Zaten arkadaşlar Japon balıklarının kendi türleri var. Mesela teleskop Japon balığı var. Göğe bakan, gözleri yukarıya bakan, baloncuk yanaklı Japon balıkları mevcut. Yine balon gözlü Japon balıkları var, teleskop Japon balıkları var, inci göğüs ya da oranda diye bir tane turuncu kafalı Japon balığı türü var. Japon balıkları da kendi türleri arasında çok yaygın bir yelpazeye sahip olduğu için kendi türleriyle beslemeniz daha iyi olacaktır. Yani diğer balıkları bence koymayın içerisine. Hem diğer balıklara işkence çektirmiş olursunuz hem de Japon balıklarınızın rahatını bozmuş olursunuz arkadaşlar. Kendi türleriyle zaten 10 litre başına Japon balıklarında 10 litre başına bir balık besleyebiliyorsunuz. Mesela şuna değinmedim, diğer balıklar çok büyük akvaryumlara da ihtiyaç duyabiliyorlar. Pangasius köpek balığı çok hızlı bir şekilde büyüdüğü için genelde 500 litre gibi akvaryumlarda beslemek gerekiyor. Yani diğer balıkları bu tarz akvaryumlara koyacak olursanız, yine bu akvaryum benim tanıtım akvaryumum. Bu balıklar için de çok ideal değil. Sadece size göstermek amacıyla koydum ama bunları da en az 200 litrelik bir akvaryuma koymak gerekiyor büyük oldukları için. Şimdi Pangasius'ları o tarz akvaryumlara koyacak olursanız kısa sürede büyük boyutlara ulaşacağından dolayı onlara da pek uygun olmayacaktır. Kendi türleriyle koloniler oluşturabilirsiniz Japon balıklarınız için. Bugün arkadaşlar sizlerin isteği üzerine Japon balıklarını hangi balıklarla besleyebiliriz konusuna değinmeye çalıştım. Tabii ki onları besleyeceğimiz balık türleri olmasa da kendi türleriyle koloni oluşturabileceğiniz sonucuna vardık arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.